tarif tatlı efendim. Yaz pastası ile başlıyoruz. Siz bunu muzla da sütleyebilirsiniz. Evet. Şeftali de olabilir. Hani ne arzu ediyorsunuz? Meyfir. Kivi de çok güzel olur. Günün çorba tarifi geliyor. Bezelye çorbası ile devam ediyoruz. Her renk var. Turuncusu, evet, sarısı. Güzel gözüküyor. Tropikal bir. Açık, yeşil, koyu yeşil. Hakikaten güzel bir çorba oldu. Günün salatası geliyor. Tavuklu göbek salatası. Gördüğünüz gibi çok pratik. Sizi yormayacak. İftarda böyle ekstra bir, hele de kalabalık bir sofra kuruyorsanız, tavuklu bir lezzet istiyorsanız, mesela et yemeği yaptıysanız yanında böyle bir tavuklu salata alternatif olabilir. Günün ana yemeğine devam ediyoruz. Beğendiğiniz etli erişte geliyor. Biraz da maydanozundan serpelim. Evet. Güzel bir yeşillik katsın yemeğimize. Herkese merhabalar. Bugün konuğumuz İstanbul'dan katılıyor sevgili Özlem. Evet. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Efendim bugün güzel bir menümüz var. Hemen hızlıca neler yapacağız bir ondan bahsetmek istiyorum. Yaz pastası var. Daha sonrasında bezelye çorbası. Tavuklu göbek salata. Ve beğendili etli erişte yapacağız. Ana yemeğimiz var. Çorbamız, evet. Salatanız dolu tatlı. Dolu böyle. Her güzel, şey. Şişirmeyecek, hafif. Ama aynı zamanda da muazzam lezzetli tariflerimiz gerçekten var. Gerçekten. Şimdi Ramazan, evet, iftar deyince, evet, biliyorsun böyle, biraz hani menü bulmakta hanımlar çok zorlanıyor. Evet. Hani hem doyuralım hem çok yormayalım mideleri. Evet. Bu da güzel. Biz alışılmışın dışında biraz daha böyle hafif ama daha doyurucu, yedikten sonra kendimizi çok zorlamayacak menüler hazırladık. İnşallah güzel olacak. Hadi bakalım. O zaman günü şöyle tatlıyla başlayalım. Tatlı tatlı konuşalım. İlk tarifimiz, ilk malzemelerimiz gelsin. Yaz pastası. Keki için 2 adet yumurta, 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Çikolata sosu için 1 paket krema, 80 gram bitter çikolata, 80 gram sütlü çikolata. Kalıbı için 1 yemek kaşığı un, bitkisel margarin. Üzeri için 5-6 adet çilek. Şimdi hazır mevsimde artık yaza yaklaşmışken, çilekler, hatta yazdayken neredeyse. Evet. Şöyle güzel bir yaz pastası yapacağız. Hafif, çilekli. Kek, altında kek olacak. Hı hı. Ganaj çikolatamız olacak. Üzerine çilek, istediğimiz meyveleri koyabiliriz. Biz çilek tercih ettik. En sevdiğimiz pastalardan. Süper, evet. Hadi bakalım, kekinden başlayalım önce. Başlayalım, evet. Neler kullanacağız o zaman? İki yumurta alacağım. Ben alalım. Şuradan hemen alayım. Kırabilirsin. Hı hı. Nereden bu tarif? Bu tarifi nereden? Bir arkadaşıma gitmiştim. Ondan almıştım tarifi. Güzel oluyor bu böyle tarifi. Tarifler. Şöyle bir denenmiş, yapılmış, evet, beğenilen. Şimdi bir çay bardağı şekerimiz. Şekerli yumurtamızı hemen bir çırpalım. Direkt böyle kekimizin tabanını hazırlamaya başlıyoruz. Bir çay bardağı ayçiçek yağı kullanacağım. Evet, ayçiçek yağı kullanacağım. Şöyle ölçümüzü belirleyelim hemen. Siz ona ölü belirlerken ben de şuradan sütünü koyayım mı? Tamam. Bir çay bardağı sütümüzü koyacağız. Aynı ölçüde de, evet, ayçiçek yağını. Ayçiçek yağını şöyle ekliyorum. Evet. Tamam. Unu da koyuyorum. Bir tane vanilya koyuyoruz. Tamam. Bir tane de kabartma tozu. Kabartma tozu. Tekrar çırpıyoruz. Evet, çırpıyoruz. Sanıyorum yeterli mi? Yeterli. Tamam. Şimdi kalıbımızı yağlayıp, tamam, hemen margarinle yağlayıp unlayalım ki yapışmasın. Hmm. Şöyle, burada böyle bir tart kalıbı gibi bir kalıp kullanacağız. Evet. Biraz margarin hemen. Hı hı. Hatta şöyle paketiyle de bile yapabilirim. Açıp. Evet, ucundan daha rahat olur. Ucuyla daha rahat, evet, olacaktır. Hafif bir tatlı bu. Çok hafif. Değil mi? Evet.
kek, çikolata ve çilekten oluşan. Çok da kolay malzemeler aslında, evet, değil mi? Gene bulunabilir. Evet. Yani çay saatlerinde de kullanılabilir. Alternatifi de çok güzel. Çayımızın yanına da kahvemizin yanına da çok yakışan bir tatlı. Evet, çok yakışacak. Hem de doyurucu bir tatlı. Şöyle şuraya biraz daha fazla yapıyorum. İstersen evet, fırçayla şu ortadan alıp kenarlarına da iyicene getirelim. Her tarafına çünkü kekimiz girecek. Böyle bir kalıp kullanmamızın sebebi aslında biraz hani içine çukolatasını falan da koyacağımız zaman. Evet, çukur olmasından dolayı. Normal bir kek kalıbı o yüzden hı-hı, kullanmıyoruz. Hı-hı. Ama varsa aklınızda başka bir şekil. Evet. O tarz bir kalıpla da yapılabilir tabii ki. Evet. Evet, yağlamamız bitti. Alayım hemen fırçanı. Şöyle onu da elimle serpiştireyim ben. Tamam. Tamam. Şimdi? Şimdi karışımımızı döküp fırına verebiliriz. Ben bunu tutayım istersen. Sen de şuradan iyicene sıyır içine. Tamam. Şimdi kaç derecede? Ne kadar sürecek? 175 derecede önce, sonra 200 tamam, derece yükselteceğiz fırınımızı. Yükselteceğiz. Hı-hı. Ne kadar sürede pişiyor? 15-20 dakikada pişecek. Ha, basit bir kek aslında bu. Evet. Öyle çok 40 dakikalar falan olacak. Yok yok değil. Hemen pişecek. Şöyle hemen attık fırına. Şimdi evet, biz bu sırada neyi yapalım? Ganajını yapacağız. Ganajını yapacağız. Evet, ganajını yapacağız. Şöyle alalım. Ganajda ne kullanıyorsun? Bir paket krema kullanacağız. Tamam. Şey kremamızı. 160 gram ortalama. Ben yarısını bitter, yarısını hı-hı, sütlü seviyorum. İsteyen tamam, komple bitter de yoğun da kullanabilir, sütlü de kullanabilir. Ben bu şekilde seviyorum. O yüzden tamam, böyle yapacağız. Nasıl yapıyorsun peki? Şimdi kremamızı koyuyoruz. İyicene erisin. Biraz evet, böyle kaynama noktasına gelsin. Evet. Ondan sonra efendim çikolatalarını ekleyeceğiz. Evet. Ve bu sırada kekimiz de fırında pişsin. Ganajımız oldu. Bir kaba da almıştık biraz ılınsın diye, gördüğünüz gibi gayet güzel. Şimdi kekimiz de pişti. Onu evet, çıkartalım. Pişti. Evet. Artık birleştirelim. Çok böyle gayet güzel kabardı. Evet. Güzel kızardı. Zaten kolay zaten bir kek. Malzemeleri de basit. Süresi de çok zor değil. Çok yormayacak bir süre. Aslında istediğimiz görüntü bu. Değil mi? Evet, yani aslında böyle içinde olması istiyorduk. Yani şurada böyle bir çukur yer oluşsun ki o yüzden hı-hı, bu kalıplar bu tip kekler için, pastalar için evet, ideal. Böyle hı-hı, bir çikolatanın hani dışarı akmasını istemiyoruz. Evet, istemiyoruz. İçinde kalsın. Şimdi... Hadi bakalım şimdi. Şöyle yapalım mı? Evet. Dökelim. Dökelim. Pastamız neredeyse hazır. Şimdi bunu buzdolabına göndereceğim. Ganajı şöyle güzelce bir soğusun, hafif de donsun ki çilekle sütlemek için hazır kıvama gelsin. Hadi bakalım buzdolabına gidiyor. Evet, şimdi gün ikinci tarifiyle devam ediyoruz. Güzel bir çorba tarifi geliyor. Bezelye çorbası. 2 su bardağı taze bezelye, 1 adet havuç, 1 adet patates, 1 adet kuru soğan, 4-5 dal taze nane, 1,5 litre su, 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Evet, şimdi çorbaya geçiyoruz efendim. Aslında tam zamanı bezelye. Tam bezelye zamanı. Dolayısıyla artık hem vitamin deposu hem böyle evet, zamanlı sebze tüketmek en güzeli zaten. O yüzden çocuklara da yedirirken çok kolay oluyor. Çok şimdi tüketiyoruz. Her çocuk tane tane yemek yemez, istemiyor ama püre tabii halinde yapacağız biz bunu. O yüzden rahatlıkla yerler. Evet. Hadi başlayalım. Nereden başlayalım? Şimdi ben önce soğanları. Soğanlardan tamam. Evet. Şöyle yapayım. Bunları yemeklik. Çünkü şey yapacağımız için, blenderdan geçireceğimiz için. Hı-hı.
Bazen aslında böyle tane de bırakabiliyorsunuz ama tabii bunlar tane olduğu zaman çok fazla iri kalacağı için, çünkü bunlar taze bezelye. Hı hı. O yüzden gene bunları blenderdan geçirmekte evet. fayda var. Görüntü olarak da çok güzel gözüküyor. Değil yeşil mi? Yeşil. Ben bir yandan sizden de ricam evet. Yağ ekleyeceğim. Evet, biraz yağ ekleyelim. Ayçiçek yağı ekliyorum. Ayçiçek yağı evet. Şöyle. Bir tane soğan yetecektir zannedersem eğer. Tamam. Koyalım bakalım. Ne kadar yağ ekleyelim? Ortalama 3 kaşık kadar ekleyelim. 3 yemek kaşığı kadar evet. şöyle. Şimdi bunların hepsini birlikte koyacağımız için ben kesiyorum. Hepsini aynı anda mı koyalım diyorsun? Önce bir soğanları evet. kavur. Bezelye hariç. Önce bezelyemizi sonra koyalım. En son. Koyacağız. Evet. Ben soğanları kavurmaya başlayayım bence bir yandan. Biraz ölsün mü? Tamam, soğanlar. Birazcık ölsün. Şöyle. Şöyle soğanları kavurmaya başlayacağım ben. Günlerim var mı şu an aktif? Şu anda günlerim var, evet. Bir akraba günümüz var, bir arkadaş günümüz var. Hmm. Vardı daha doğrusu, Ramazan girdiği için bir ara Ramazan'da verdik. Ramazan'da ara veriliyor tabii. Evet, sonra devam verdik. Ediyorsunuz. Evet. Aha. Böyle iri iri doğruyorum ben çünkü sıkıntı olmayacak. Hem haşlanacak hem de dediğim gibi blenderdan geçeceği için birer tane yetecek bize bence yetecek, bu bezelyeye. Bunu... Biraz böyle tabii bezelyenin de çok böyle tadını baskılamamak lazım. Evet. Yani biraz bezelye ön plana çıkmak istiyoruz ama zaten bütün çorbaların olmazsa olmazı havuç, patates, hani soğan hep olur zaten. Çok lezzet katıyor ama yanına değil mi? Yanına bir şey eklenir. Evet. Bunlar biraz da aslında ana malzemesi gibi çorbanın. Ekleyelim onları da. Ekleyelim bunları da. Tamam, şöyle yapayım o zaman. Hı-hı. Elimizin lezzeti de değsin biraz. Değsin. Haydi bakalım. Onları şöyle iki dakika öyle soteleyip bezelyemizi de ekleyip ekleyeceğiz. Hı-hı. Suyunu da koyacağız. Sonra pişmeye bırakacağız onu. Biraz daha pişti, ondan evet, sonra evet, 2 dakika. Ekleyelim. Aynen. Ekleyelim mi bezelyemizi? Ekleyelim. Bezelyelerimizi ekledik. Nasıl kaldı? Nasıl diri diri duruyor değil mi? Aynen öyle. Ben bir yandan suyumuzu hazırlayayım mı? Tamam, peki bu arada tuz, karabiber ekliyor muyuz? Ekleyeceğiz. Suyumuzu koyalım. Önce su. Hı hı. Suyumuzu koyalım. Ortalama 1,5 litre kadar. Tamam. Burada 1,5 litre. Tuzlu karabiberi ekledik. Ekledik. Aha. Şimdi 15-20 dakika kaynasın. Kaynacak. Daha sonra nane yaprakları ilave edip. Son aşamada ekleyeceğiz. Blenderdan, evet, blenderdan geçireceğiz. Ve sarf edeceğiz. Mis gibi zaten. Fresh bir çorba. Evet, hadi bakalım. O zaman kapatalım kapağını. Hadi kapağını. Kaynamaya başlasın. Evet. Biz de bu sırada o zaman bir salata tarifimiz evet, var. Ona geçelim. Bugünün menüsü hakikaten hiç yıpratıcı değil. Hiç gözünüz korkmasın. Akşama kadar sizi yormayacak güzel evet, bir menü çıkartacağız. Salatayla devam ediyoruz. Tavuklu göbek salatası. 600 gram tavuk göğüs eti, 1 adet göbek marul, yarım kilo süzme yoğurt, 1 çay bardağı mısır, 1 yemek kaşığı mayonez. Süslemek için mısır gevreği. Şimdi efendim güzel bir tarifimiz var. Bu sefer tavuk kullanacağız salatada. Tavuk kullanacağız. Değil evet. mi? Güzel olacak. Evet. Göbeğimiz var, mısırımız, yoğurdumuz, mayonezimiz. Biraz da böyle mısır gevreklerimiz var. Bunu en son süslemede kullanacağız. Evet. Ama şey biraz da hani bu kıtırlık verecek. Çok lezzet Değil katıyor. Mi? Ekmek hani ekmek kuru çıtır Hı-hı. ekmekler olur ya. Bu da onun bir kuru benzeri. Kuru evet, kullanmış evet. olacağız. Tamam. Çok lezzet verecek. Nereden başlayalım? Etimiz var, onu böyle didiklediğimiz zaman daha da güzel gözükecektir. Hı-hı. Oradan başlayalım o zaman. Biraz Ramazanlardan sohbet edelim. Evet. Şimdi mesela sizin evde Ramazanlar nasıl geçiyor? Mesela? Bol bol misafirle geçiyor. Sürekli misafir mi ağırlıyorsunuz? Yani ben gidiyoruz geliyoruz ama öyle değil midir? Hani Fevzi'ni alırsın. Evet. Gidersin gelirsin. Sahurlarda bile misafirim olur benim. Neler yapıyorsun mesela? Sen neye dikkat ediyorsun yemekleri seçerken? Vallahi yemekleri seçerken biraz tabii doyurucu olmasına dikkat ediyorum. Görselliğine çok dikkat ediyorum. Ana yemeğim olsun, sulu yemeğim olsun, çorbam olsun. Ramazanlarda özellikle böyle tavuk, Hı. et... Yani menümüzde bugün de var zaten, etimiz de var, tavuğumuz her da var. Her şeyden biraz biraz olsun evet, dersin. Evet, olsun isterim. Salatam olsun isterim. Çünkü her gelen misafir çok et yiyen olmuyor. Çorbam Hı-hı. olsun, çorbam muhakkak olsun isterim yani. Çorbam iftarın olmazsa olmaz. Evet, evet, aynen. O şekilde oluyor. Kişi sayısı senin için önemli mi mesela? Atıyorum, çok 10 önemli. Kişi de gelse aynı şeyi yaparım, 5 kişi de gelse aynı şeyi yaparım mı diyorsun? Yaparım, yaparım.
miktarlarını arttırıp ona göre çok şey değiştirmiyorsun. Evet, ayarlarım onu aynen o şekilde. Tabii misafirlerim gelmeden önce benim için masa hazırlamak da çok önemli. Yani yemek ne kadar önemliyse masama da o kadar dikkat ediyorum. Özen göstermeye çalışıyorum. Zaman zaman iki masa kurduğumda oluyor. Vallahi iki evet, masa. Kalabalık oluyoruz. Akrabalar sağ olsunlar geniş ve hep İstanbul'dalar. Peki sana gelip yardım eden var mı öncesinde? Yok. Tek başına mı yapıyorsun? Evet, tek başına yapıyorum. İki masalık yemek tek başına biraz zor. Yemeğimiz, tatlımız, çayın yanına sahurluğumuz hepsini düşünüyoruz. Bir gece önceden yapar mısın bazı şeyleri mesela tatlıyı? Pinamı genelde evet, tatlımı bir akşam önceden yapıyorum. Yalan söyleyemem yani. Ha, mesela sahura kadar uyanıksan orada tatlı çıkmış olabilir arada. Aynen. Ya da onu çorbanı yapmış olabilirsin. Evet, onu çıkarmış oluruz. Daha da bir insan bir rahatlıyor. Değil mi? Evet. Biraz azalınca menüde eğer de çok kalabalıksa. Aynen. Hep böyle sayarım zaten elimle. Salata hazır. Tatlı hazır. Hı. Çorbamı tekrar da yaptım mı? Ana yemeğimi de yaptım mı? Bir de çorba pilavımızı yaptık mı tamamdır diye. Şey de merak ediyorum. Acaba böyle mesela olunca. Buzdolabın hep dolu mu senin? Yoksa alacağın şeye göre mi alışverişe çıkarsın? Daha çok taze seviyorum ve pazardan sebzelerimi, meyvelerimi böyle pazarın daha taze geliyor bana. Hı hı. Tavuklarımızı didiklemeye devam ediyoruz. Şöyle. Tabi arada böyle minik kemikler, şeyler evet. Çıkabilir. Onları muhakkak ayırmak lazım. Başka tavuk yerine ne kullanılabilir? Ya ton balığı kullanılabilir. Hmm. Aslında ton balıklı salata da çok tabi hani kolay. Böyle bir Ramazan'dan sonrası için söylüyorum. Hani öğle Hı-hı. yemeği için. Hı-hı. Çok aslında aparatif. Bu da aslında. Hani akşam yemeğiyle belki olmaz bir şeylerin yanında. İçinde balık var ama. Evet. Evet, biraz daha ağır oluyor. Bu aslında öğlen yemeği de olabilir. Hani evet. Sırf bir salata olarak kullanacağız bunu. Salata için de çok güzel oluyor. Aynen. Günlerde de çok tercih ediliyor. Evet, evet hafif oluyor. Aynen. Burada şöyle bir kontrol evet, edeyim. Evet, çorbamıza da size zahmet. Yavaş yavaş haşlanıyor. Bunları iri iri didiyorum ki ağza gelsin diye. Çok ince yaptığımız zaman da. Çok incecik yapmıyorsun evet, değil mi? Evet, aynen. Onu didikledikten sonra da artık göbeklerimiz. Mesela biz bugün göbek kullanacağız sırf yeşillik olarak ama tercihen her şey kullanılır. Evet, yani bunun için dereotu da çok yakışıyor. Maydanoz tercih edilebilir. Biz biraz daha sade yapıyoruz. Evet, biraz daha yemeklerin sade. Yanında biraz daha uyum açısından. Evet, evet. Biraz daha sade olsun diye tercih ediyoruz. Bazen makarna bile koyuyorlar tavuk salatasına. Hiç denk geldin mi? Yok, böyle gelmedim. Çok küçük makarnalar var böyle arpa şehriye benzer. Minik minik makarnalar. Biraz daha yapmaya gerek var mı? Bence o yeterli. Bence şu bize yetecek çünkü aynen. Bu sefer de tavuğun tadını alamayacağız. Aslında salatada en çok dikkat edilmesi gereken şey de her şeyden eşit kullanmak. Şu... Bir şey çok baskın olunca da salatada evet, çok öne çıkıyor. Evet evet. Şimdi yoğurdumuz da olacağı için hepsinden biraz biraz hepsinin lezzetini eşit alalım istiyorum. Evet. Ve bence bu bize burada hazır. Yeterli. Evet. Şunu şöyle kenara alayım. Bir başka kesme tahtasında Hı-hı. da göbeğimizi doğrayalım. Hı-hı. Şunu veriyorum. Şuradan. Daha önce benzer bir tarif tatmış mıydınız? Yani aynısını birebir yedim. Ama şey mesela içinde benim yediğimin yoğurt ve üstünde mısır gevreği yoktu. Mesela tavuklu salata çok severim. Hı hı. Benzerlerini de yapıyoruz ama mesela bu daha farklı olacak. Mısır gevreği başlı başına aslında ona bir farklılık gösteriyor. Evet. Göbekte şey çekip içine. Aslında ama tavuk... Yoğurtta sıkıntı olmuyor değil mi? Yok olmuyor. Ben de ilk bu tarifi duyduğum zaman yemeden... Balık gibi insanın aklına geliyor. Mesela balık yerken yoğurt tüketmeyin yok, derler yok. Ya. Ben bunu ilk tarifi duyduğum zaman dedim ki ya yoğurtla dedim tavuk yan yana bence yakışmıyor dedim. Bence ayrı olsa daha güzel olur. Hani sadece göbek Hı-hı. ve tavuk olsa daha güzel olur dedim. Kabımızı almaya başlayalım yandan istersen. Evet bu kabımıza direkt koyalım değil mi? Hı-hı. Önce tavuğumuzu koyayım. Biraz daha doğrayalım ama bence göbekten. Doğrayacağım ha. Şunu alayım. Tavukları ekledik. Ama yedikten sonra dedim ki yani ben bu tarifi sabah öğle akşam yerim. Vallahi o kadar. Çok lezzetli bir salata. Yani tam emin değilim ama bence diyette de yenilebilir bu. Hani diyet yapanlar için de. O zaman belki mayonez eklemeyebilirsiniz. Evet mayonez eklemeyebilir. Evet. Ben tekrar bıçağım. Tekrar devam edelim. Şöyle alayım. Şimdi böyle çok renk seversiniz. İçinde biraz çeri domates, kokteyl domates de eklenebilir. Evet, salatalık. Evet. Yani salata biliyorsunuz sizin ufkunuzda kalmış bir şey. Evet evet. Ceviz de koyarsınız. Tulum peynir her katabiliriz şey içine. Hani yoğurt olmazsa eğer ama. Bir yandan bakıyorum. Bence salatamızı sunduktan sonra nanesini atıp blenderdan evet, evet, geçirebilir mi? Biraz daha haşlansın. Tüm sebzelerimizi taze kullandık. Bence göbeğimiz de bu kadar göbek yeterli olacak. Göbek de yetecektir değil mi? Evet. Onu da ekliyoruz. O zaman yarım göbek evet, yeterli yarım olacak. Yarım göbek yeterli olacak. Orta büyüklükte. Yarım kilo tavuğa diyelim. Mısırımız var. Onu da ekleyelim. Mısırımızı da ilave ediyorum. Bunu sunumda da hani kullanabiliriz. Üzerine gezdirebiliriz. Onu içine karıştıracağız. Yoğurdumuza bir kaşık alabilir miyim? Sizden bir hemen şuradan alıyorum pardon. Şöyle yapayım. Şöyle direkt içine. Direkt bütün malzemeleri büyük bir kapta evet, evet. karıştırıp sonra sunum tabağımıza alacağız.
ve mayonezimiz var en son. Mesela sosunu bir yerde çırpmaya da gerek yok. Hiç gerek yok. Zaten karıştıracağız ya. Hepsi mayonezimizi içine karışıyor. Ekleyip. Bir yemek kaşığı dolu dolu mayonez eklersek. Hı-hı. Tabii ki yoğurdun daha tuz. Baskın olması lazım. Tuz ekleyelim. Pul biber falan koyuyor musun? Yok, koymuyoruz. Daha böyle bağlı. Açık renkli bir salata evet, olacak. Böyle Akdeniz salatası kıvamında ama tavuklusu. Göbek sevmeyen bazıları da mesela göbek tercih etmez. Yine böyle marul gibi, Akdeniz yeşili gibi daha canlı yeşilliklerle kullanabilirler ama tavukla en çok göbek yakışıyor. Evet, çok yakışıyor. Hepsini karıştırıyoruz. Hepsini karıştırıyoruz. Yemeğe yakın, yani iftar saatine yakın koyulmasını tercih ediyorum ben gevreği. Hani yoğurdu, evet. Yapabilir, emebilir birazcık o evet. Katırlığını. Evet. Mesela ben salata soslarını da öyle yapıyorum. En son sofraya otururken koyuyorum ki hı-hı. Yeşillik varsa içine evet. Çok pörsüyor. Evet. Biraz da ona dikkat etmek lazım. Evet. Şu tarafına geçeceğim. Evet. Bunun karışımı tamamlandı. Gene ben tutayım istersen. Şöyle bir altından bir daha. Hı-hı. Aldık. Gördüğünüz gibi çok pratik. Sizi yormayacak. İftarda böyle ekstra bir, hele de kalabalık bir sofra kuruyorsanız. Tavuklu bir lezzet istiyorsanız, et yemeği yaptıysanız yanında da böyle bir tavuklu salata alternatif olabilir. Şöyle şimdi de üzerine. En son süslemesini size bırakıyorum. Serpeyim mi şöyle şunu? Evet, şöyle bol bol yani. Her tarafına gelsin evet. Aslında. İyili ufaklı. Bunların evet. Versiyonları da var bu mısır gevreklerinin. Bu sadece tam buğdaylısı, evet. Sadece mısır gevreği olan. Kuru meyveli olan belki onlar bile salata yakışabilir. Evet, yakışabilir. Alternatif çilekli bakmak falan, lazım. Değil mi? Evet. İşte kuru çilekli oluyor. Bunlar da güzel, kurumuş meyve. Tamam, yeterli. Dört meyli evet, evet, tavuklar da gözüksün. Aynen. Gördüğünüz gibi gayet pratik, hiç sizi yormayacak. Çok güzel, bol lezzetli bir salata tarifi oldu. Tavuklu evet. Göbek salatamız hazır. Çorbamız kaynamak üzere. Az sonra da nanesini atıp blenderdan geçireceğiz. Çorbamız pişiyor. Şöyle hemen kaldıralım kapağını da artık son aşamalarında. Birazcık böyle birkaç dal nane atacağız. Evet, nane atacağız. Ben de nanelerini yapraklarını ayıklayayım. Sen ayıkladıkça ben de şuradan şöyle atayım. Hı-hı. Böyle ileri atıyorum ama zaten blenderdan geçireceğiz. Evet. Güzel bir aroma var aslında. Kuru nane de konulabilir ama tazenin de taze, başka bir şeyi evet, var değil taze, mi? Taze taze. Bugün hep tazelerden gittik. Yani ben bu naneli bezelye çorbası deyince böyle direkt bana bir fresh koku geliyor burnuma hiç olmasa bile. Çok da yeşilliğini kaybetmesin. Evet. O yüzden en başta kaynatmıyoruz değil mi? Evet. Yeterli sanırım. Hı-hı. Bol bol kullanmış olduk. Şöyle atalım. Evet, şimdi sanki bir eksiklik vardı, şu an tamamlanmış evet. Gibi oldu. Evet. Bir iki taşım kaynasın, ondan sonra zaten blenderdan geçireceğiz. Geçelim. Senin mesela favori çorba tarifin nedir? Yoğurtlu ayran çorbası. Aa, gerçekten. Yani yiyenlerim, eğitimin çocukları falan hepsi yenge çorbası der, teyze çorbası derler. Teyze çorbası. Evet. Hani bana geldikleri zaman ne var yenge? Yenge çorbası var der eğitim. Onlar bile holley falan derler. Evet, yoğurtlu ayran çorbası. Evet. Yoğurtlu çorbalar genelde çocukların çok sevdiği çorbalardı oluyor ama. Evet, çok seviyorlar. İçine ben de rahmetli anneannemi çok severdim yoğurt çorbasına. Hı-hı. Kapatıyorum artık altını. Şuradan tutacağımızı da alalım. Şöyle. Her renk var. Turuncusu, evet, sarısı. Güzel gözüküyor. Tropikal bir. Açık yeşil, koyu yeşil hakikaten. Güzel bir çorba oldu. Şimdi bir blenderdan geçireceğiz. Biraz daha alayım. Şöyle yaklaştırayım. Hı-hı. Ondan sonra zaten servis tabağımızı alacağız.
çıkardım. Hadi bakalım şuradan. Siz bana yardımcı devreni olun. Devreni biraz düşüreyim. Tamam, başlayalım. Kıvamını aldı. Kıvamını aldı. Evet. Bence bezelye çorbasını burada farklılaştıran hakikaten nane. Değil mi? Değil mi? O çok böyle güzel. Farklı bir özellik kattığını düşünüyorum. Arama olarak da öyle. Hani böyle mesela bezelye sevmeyenler de oluyor. Evet. Bunun mesela bezelye bunu çorbası oldu. Mercimek gibi de durmuyor mu görüntü itibariyle? Biraz görüntü olarak da biraz evet, sarımsı bir havası da var. Yani yemeyen çocukları özellikle. Direkt şöyle yapalım istersen. Ha, tamam. Şununla. Var mı böyle bir çocuk niyeti Özlem? İnşallah. Hadi inşallah. Kız erkek var mı böyle gönlünden geçen bir şey? Ben gönlümden kız çocuğu geçiyor. Kız çocuğu geçiyor. Onu şöyle bir süsleyeyim tokalarla falan ay, diyorsun. Evet, öyle evet. Bir imajın var evet. Senin. Şöyle bir tokalar takayım. Tütüt etekler giydireyim. Ona şöyle bezelye çorbaları içireyim. Ha, inşallah. Allah gönlüne göre versin. Biraz daha kaldı. Onu da koyarsam. Evet. Bir de bu tip böyle mesela mavi kaplarda çok da aslında güzel gözüküyor sunum kaplarında. Evet. Çok tip çorbalar olacak. Değil mi? Evet. Şöyle... Boşaltayım mı geri kalanını? Olur. Boşaltabilirsin. Şöyle. Tam da ölçümüz. Sanki ölçümüz bu kaba iyi göreymiş. Geldi. Aynen öyle. Süper oldu. Tamam. Son evet. Kolumdan arkaya alayım bunu. Haydi bakalım. Çorbamızı sunalım. Şöyle efendim gösterelim. Naneli bezelye çorbamız. Bir daldan nane koyalım mı üstüne en azından? Koyalım. Koyduğumuz içine belli olsun. Şundan alayım. Hah. O da şöyle olur. Olsun süper. Mi? Şöyle koyayım. Efendim, çorbamız hazır. Bezelye çorbası yaptık. Hem de böyle bol naneli yaptık, taze naneli. Ben çok fark kattı, çok güzel bir çorba oldu. Şimdi günün ana yemeğiyle devam ediyoruz. Günün ana yemeğine devam ediyoruz. Beğendili etli erişte geliyor. Beğendili etli erişte. 300 gram erişte, 3 adet közlenmiş patlıcan, 2 diş sarımsak, 2 su bardağı süt, 1 paket krema, 1 su bardağı et suyu, 100 gram rendelenmiş kaşar peynir, 1 yemek kaşığı bitkisel margarin, 1 tatlı kaşığı tuz. Eti için 1 kilo yağsız dana kuşbaşı, 1 adet kuru soğan, 1 yemek kaşığı domates salçası, 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber. Üzeri için maydanoz. Şimdi güzel bir ana yemek yapacağız. Ana yemeği bugün sona sakladık. Çünkü kaşarı falan olduğu için üstünde böyle evet. Çok fazla da bekletmek istemedik sunumda. Nereden başlayalım? Şimdi önce erişelerimizi pişirelim. Yani tamam.
sıralamaya göre hem koyalım. Hem enişte olacak, hem beğendisi olacak, evet. Hem eti olacak. Dolayısıyla evet. Her şeyin içinde olduğu doyurucu bir tarif. Aslında beğendiyle erişteyi tek tencerede yapacağız. Öyle, öyle diyor, alternatif olacak. Hem daha kolay olacak. Daha az bulaşık çıkmış oluyor böyle, evet, değil mi? Evet, aynen. Ne ben, koyayım şimdi tencereye? Biraz bitkisel margarin ekleyelim biraz tavaya. Tamam. Bir kaşık kadar eklesek kafi olacaktır. Bir kaşık kadar ekleyeceğiz, hı-hı, efendim. Ben de bir yandan şöyle sarımsakları, iki diş sarımsağı elimize doğruyoruz, rendelemiyoruz. Küp küp doğruyorum. Ben şöyle bir kaşığa denk gelecek şekilde, evet, alıyorum içinden. Her birlikte geçen gün daha çok çeşit öğreniyorsunuz. Evet, daha çok tabii alternatif. Mesela göz kararı bir kaşık şu an eklediniz benim bence. Benim artık o bir kaşıklarım, bir çay bardaklarım. Benim için artık hiç sıkıntı yok. Hepsine artık elim alıştı. Sen neredeydin Özlem? Ben Tokatlıyım. Tokat'ta bulundun mu? Tokat'ta hiç bulunmadım. Sadece gezmeye gittim Tokat'a. Ara ara gidiyor musun? Gidiyorum. Ara ara gidiyorum. Bayramda falan var mı orada? Bayramda eşim Sinoplu benim. Sinop'a gidiyoruz. Orada daha çok vakit geçiriyoruz. Artık onun haricinde koca memleketli oldu, evet, değil mi? Kocanın memleketine geçmiş öyle olsun sonra. Öyle oldu. Yağımız erirken biz sarımsaklarımızı ekleyelim. Tamam. Hı-hı. Söveyim mi? İki diş sarımsağımız, evet. Bunları da çok hafif soteleyip önce sarımsakları soteliyoruz. Sarımsak sever misiniz? Severim. Sizinim. Ben çok severim. Her yemekte sarımsak yiyebilirim. Çiğ de pişmişin her türlü ben de çok severim. Çiğ de seviyorum. Evet. Mesela mantı falan yapınca da sarımsaklı, evet, evet, yoğurtsuz bence mantının tadı çıkmıyor. Olmazsa olmazdır, olmazsa değil mi? Olmazsa olmaz, evet. Şimdi sıralamayla patlıcanı. Neyse artık vereyim. Patlıcan. Közlenmiş patlıcan. Közlenmiş, evet. Beğendiğin ana malzemesi zaten patlıcan. Evet. Olmazsa olmaz. Hemen çok bekletmeden peş peşe malzemelerimizi koyacağız. Hı hı. Kapatacağız altını da. Üç tane orta boy patlıcanımızı közledik, hı hı, önceden. Beğendiğiniz için. Şimdi sizler önce kremayı, sonra krema sıkı. Evet, sıralama olarak da. Hepsini ekleyeyim mi kremanın? Hepsini ekleyelim. Şöyle. Şimdi bir paket kremamız, evet, olsun. Beğendiğimizde. Beğendi krema kullanıyor muydu? Yani bu tarifte biraz var. Biraz daha sıyırayım şunu. Şimdi her türlü beğendi tarifi de farklı oluyor mesela. Bu da güzel bir tarif bence. Evet, güzel olacak. Üzerine de böyle et sotemiz olacak. Evet, kaşarımız olacak. Sütünü de alayım ben. Süt de ekliyorum. Sütü, hı-hı, ne kadar kullanacağız? Süt 2 su bardağı kullanacağız. Hepsi kullanıyoruz, hı-hı, o zaman. Evet. Hem süt hem krema. Krema biraz daha tabii kıvam verecektir, evet, süte göre. Koyalım. Şöyle ekledim. Evet. Şimdi etimizi haşlarken biz onun bir bardak su bardağı olaraktan suyunu ayırdık. Hı hı. Onu da eriştemizi pişirirken kullanacağız. Et suyuyla pişirmiş, evet, olacağız. Et suyuyla pişirmiş bu arada olacağız. Etimizin özelliğinden de bahsedelim mi yeri gelmişken? Evet, dana eti kullandık. Aha. Yağsız küçük, olması. Küçük doğranmış. Evet, evet, soteledik onu. Soteleyeceğiz onu. Sotelemedik, hı hı, henüz. Eriştemizin üzerine biraz böyle sunum için biraz da lezzet katsın diye suyuyla birlikte hepsi. Zaten beğendi etsiz olmaz. Evet. Bunun çok aslında farklılık yaratan biraz da erişte olacak. Şimdi sizden bir su birlikte bardağı. Önce eriştemizi koyalım. Koyalım mı? Evet. Tamam. Hepsi çok fazla olacaktır. Çok fazla. Onu göz kararı yapalım mı? Evet. Bunu biraz şöyle elimizle çünkü yani biliyorsunuz burada biraz yarım 500 şişecek gram kadar eriştemiz var. Biz bundan şimdi suyu da koyacağız. Onu da göz önüne alarak. 3 avuç koydum şimdilik ama daha bence biraz mı daha koyun Pelin Hanım. Biraz, evet, daha koyalım. Bir bakalım. Tamam, bir suyunu da ilave edelim şimdi. Edelim ama tekrar eriştene ekleriz. Şimdi önce et suyu veriyorum. Evet, et değil suyu mi? Başka su kullanmayacağız zaten. Sadece et suyu kullanacağız. Suyu. Evet. Ne kadar koyuyoruz? Bir su bardağı kadar da et suyumuzu. Şimdi bir su bardağı şimdi ekledik. Evet. Tuzumuzu da biraz daha eklesek mi gerekir mi? Bu iyi mi? Erişte mi? Su. Mu? Yok, et iyi suyu bence. İyi, tamam. Çok iyi. Tuzumuz hemen, hı-hı, yanı başında. Yani aslında beğendi ile erişteyi birlikte yapmış oluyoruz. Evet. Yani onun içindeki et suyunu da ekleyip böyle biraz birlikte pişmesini, evet, sağlayacağız. Evet. Aynen. Aslında şöyle pratikliği var. Hakikaten size çok fazla bulaşık çıkarmayacak bu, evet, noktada. Evet, tek tencere dedim, hallediyorum bunu. Evet. Şimdi bu pişe dursun. Biz hemen bunun sotesini de hazırlayalım. Zaten bu kısa sürede pişecektir. Hı hı.
Bir hemen neler koyduğumuzu hatırlayalım. Bitkisel margarinimizi koyduk birazcık. Sarımsak ekledik. Şöyle bir kavurduk. Üzerine közlenmiş patlıcanları ekledik. Evet. Daha sonra kremasını, sütünü ekledik. Daha sonra da eriştesini ve et suyunu ekledik. Evet. Tuzumuzu ekleyip kapattık. Kapattık. Oradaki burada da et sotemizi yapalım. Gelelim et sote kısmına. Bunu nasıl yapıyoruz şimdi? Soğanımıza geçiyoruz. Evet. Bir yemekte en sevmediğiniz şey ne diye nedir? Sorarsanız söyle soğan bakalım. Doğramak derim. Hiç sevmem. Hiç haz etmem kendimi. Mutfağı çok seviyorsan soğan da evet, seveceksin. Evet, sadece soğanı sevmiyorum. Soğansız yemek mi var? Açayım ben de bir yandan altını. Evet. Birazcık ayçiçek yağı alayım istersen. Evet, biraz ayçiçek yağı. Soğanlarımızı sazeleyeceğiz. Etimiz zaten haşlandığı için bu hemen soğanlarımız pembeleşince. Mesela et yoksa belki bilmiyorum dolapta böyle kıymanız falan varsa onunla kıyma da olabilir. Olur. Evet, neden olmasın? Kıyma da olur tabii. Beğendiği her şey çok yakışıyor. Evet. Burada biraz aslında beğendiği erişteyi ön plana çıkarmak lazım. Evet. Et de onun ekstra bir lezzeti olacak. Şimdi eriştemizi de ara ara karıştıracağız ki hem lapa olmasın hem de çok kuru olmasın. Tamam. Eğer çok pişerse eriştelerimiz çok kıtır kıtır olur. Evet bak arada hoş karıştırmak olmaz. Gerekiyor evet. Hakikaten. Şöyle. Çabuk değişik tarif oldu hakikaten bu. Çalışan hanımlar için de aslında alternatif. Tek evet. Tencerede hemen gelince hepsini karıştır. Vallahi kolay. Sinavun nasıldır mesela iftarla ilgili böyle hiç Ramazan'da hiç sinopta bulundun mu? Sinopta köylerde şey olur. İftar yemekleri verilir. Köyün camisinin önünde kocaman bir bahçe var. Orada ortalama 150-200 kişilik iftar her gün ama. Hiç kimse evinde yemek yemez. Vallahi. Evet. Yemek yemez çok güzel oluyor. Çok böyle keyifli i̇ftar geçiyor. İftar demek kalabalık demek evet. Ya. Gerçekten öyle anlamış. Büyük büyük semaverler kaynar. Peşinden çaylar. Terafiye giden büyükler, küçükler. Geri kalan hanımlar. Çok keyifli geçer yani. Ramazan olduğunu daha çok hissediyorsunuz aslında. Hissettiriyor köyde. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Hı. Aynı sofrayı paylaşmak önemli evet. Olan. Soğanlarımızı attık. Onları da soteleyelim. Ben eti de yağsız seviyorum. O yüzden dana eti biraz daha kuzu etine göre yağsız oluyor. Arada bunu karıştırmak gerek demiştin. Arada ben bunu karıştırıyorum. Eriştenin hepsini koymayarak bence iyi yaptık. İyi yaptık. Çünkü çok fazla olacak. Beğendiği falan kapatacak. Bunun evet. Artık oranını biraz kendiniz ayarlamanız lazım. Evet. Ama şişme payını, çünkü sonuçta bir makarna zaten bari. Zaten bir şey olmayacak. Düşünmek çok kuru lazım. Olmayacak. Böyle hafif böyle lapa bit olacak. Hani erişteden... Sos lapa olması evet, lazım. Evet, patlıcanla. Aynen. Evet. O şekilde olacak. Şimdi bu biraz daha sotelensin. Evet, gittin mi Sinop'a? Gittin. Gidiyoruz. Her bayram gidiyoruz. Her bayram. Evet. O her zaman bayram bu bayram yine gideceksiniz. Evet, bu bayram yine oradayız. Allah nasip ederse. Sizinkiler nerede? Tokat'talar mı? Annemler İstanbul'dalar. Evet. Onlara gitmeden bir görüyoruz. Darılma gücenmece olmuyor yok. Değil mi? Yok. Darılma gücenme olmuyor. Ay, bir de öyle bir şey var şimdi. Evlenince aileler... Önce eşinizin ailesine mi gidersiniz? Tabii. Kendi ailenize mi? Önce eşinizin ailesi. Evet. Öyle oluyor değil mi? Yani usulü evet. Öyledir öyle biliyorum. Önce bir eşinin yani erkek tarafının ailesine gidilir. Bayramlaşılır. Kahvaltı genelde orada yapılır. Ziyaret evet, edilir. Eller öpülür. Sonra kız alınır. Tarafı. Niye öyle ya? Bilmiyorum. Kız annelerinin babalarının kaderi niye böyle? Ama ben biraz cömertlik yapıyorum. Bayram öncesi annemlere gidiyorum. Ha. Onların gönüllerini alıyorum. Zaten bayramda orada geçireceğim için önce bizim tarafa gidilmiş oluyor. Bir de mesela kurban bayramında kurban kesme faslı genellikle evet. Beylerin ailesi tarafıyla halledildiği için evet. Sabahta ilk o işler çıkar. Evet, kahvaltıyı erken saat 7 gibi falan yaparız. Tabii hemen, erkenden. Beyler hemen kalkar. Evet. Çok güzel adetler bunlar. Evet. Bence çok bizim güzel. Için güzel şeyler unutmamak lazım. Çok güzel. Sadece şimdi şöyle bir olaya döndü artık. Bayram tatilleri herkese başka şehirlere gidip tatil yapma fırsatı gibi gözüküyor. O yüzden... Biraz böyle o adetler unutuluyor gibi. Yani unutmayan biz mesela unutmuyoruz. En yani azından ilk günü kalıp bir bayramlaşmak lazım. Evet. Sonra gene evet. Gidecekseniz gidin. Yani evet. O ilk gün bence önemli. Evet. Çünkü şöyle düşünelim. Hani biz de ileride büyüyeceğiz. Biz de bekleyeceğiz evlatlarımızdan. Şu an hani gençler, çalışanlar hani işten kaçma fırsatı gibi görüyor bayram tatilini. Ama aslında öyle düşünmemek lazım. Büyükler de bekliyorlar evde ne yapsınlar. Evet. Hani bir torunum çocuğum gelsin iki yüzünü göreyim diye. İki harçlık vereyim diye değil mi? Artık bizde harçlık kalmadı artık. Biz bizde var hala. Ya. Çok keyifli. Var mı? Evet. Aa, alıyor musun harçlık? Evet, kayınpederim sağ olsun her bayram. Ya ben de buradan kayınpederime sesleniyorum o zaman. Bak başka gelinler harçlık alıyor. Evet. Güzelmiş ya. Evet, eşlerimiz de verir. Ay ben utanırım. Biz böyle namazdan sonra bir sıralanırız büyükten küçüğe doğru. Evet. El öpme faslı. El öptükten sonra tabii çocuklar da biz de böyle bir harçlık bekliyoruz hemen. Sen de arada kaynıyorsun. Aynen tabii. Üç eltiyiz biz. Üçümüz de. Eltilere baksan ya cingöz çıktı eltiler. Maşallahsın. Evet, evet. Ondan sonra tabii İstanbul'a gelince acaba nerede onu harcarız? Hangi güne gideriz diye. Bayağı da alıyorsunuz o zaman. Harcayacak sürekli yerde. Sürekli giyelim şimdi. Göre. Bilmiyorum. Bu sene tarifi değişmiyor bilmiyorum. Ha tarife her sene evet. Artıyor mu? Zavla evet. İlerliyorsun. Evet. Olaya bak.
kaynasın diye bu erişteler arada böyle karıştırıyoruz. Evet, karıştıralım onu. Doğru yapıyoruz değil mi? Hı-hı. Ama bu kadar da sulu kalmayacak sanırım. Çok yok. Bir 5 dakikası daha var sanki onun. Tamam. Bir yandan etlerimiz de soteleniyor. Hı-hı. Buna salça kullanıyor muyuz? Aslında buna biraz salça koysak mı? Tarif de yok aslında ama ben şöyle bir gözümde pembeleştirmek istedim sanki. Koyalım mı? Biraz koyalım salça mı? Ekleyebilirim. Dolaptan peki. Biraz salçamı çıkartayım. Hı-hı. Salça da olabilir, bir tane domates de olabilir. Bence salça, salça bir tık renk vermesi açısından. Aha. Sanki aynı çok şey yalan kaldı yaparken. Evet, ben de aynısını. Ucundan şu böyle bir lokma al istersen aynen. Bu arada tuz atmadık. Tuz atmadık, evet. Piştikten sonra tam sertleşmesi. Hı-hı. Etimizi salçayla kavuruyoruz. Bir yandan beğendiler eriştemiz de kavruluyor. Az sonra birleştireceğiz. Etimiz kavruldu. Hemen birazcık tuzumuzu atalım. Şöyle. Biraz kekik de koyabiliriz ona hatta. Ete yakışır. İster misin koyayım mı? Olur. Karabiber koyuyorum biraz. Tamam, karabiber. Pul biber de ekleyebiliriz. Sotenin içine istediğimiz gibi. Bence kekik yerine sadece pul biber koyalım. Tamam. Ne dersin? Olur. O beğendiğim çok tadını bastırmasın kekik de. Tamam. Şöyle. Bir yandan maydanozları. Maydanozları doğrayalım. Tamam. Şu kadar. Şöyle. Artık altını kapatmıştık zaten. Sadece şöyle bir baharatları karışsın diye karıştırıyorum. Beğendiğimiz de oldu. Şimdi hemen beğendiğimizde de ufak bir püf noktası var. Onu söylemedik, hatırlatalım. İçine un koymadık. Hı-hı. Çünkü erişte içinde piştiği için evet. Biraz onun da tabii böyle hani unu var. O da biraz kıvam verecek. O yüzden burada un eklemedik. Çünkü içine erişte eklediğimiz için. Kaşarını ekleyebilirim. Evet. Şöyle. İsteyen üstüne de serpebilir. Evet, üzerine de serpebilir. Ama bence hani herkes et sevmez mesela. Sadece onunla da servis edilebilir. Porsiyonluk olduğu zaman. Tamam. Neredeyse günün sonuna geldik. Tatlı mısı isteyeceğiz en son. Evet. Ganacımız da doğmuştur bu sırada. Şöyle biliyorsunuz. Zaten altını kapattım ama kaşar. Süper. Ben sıcaklığında alalım tabağımıza. Şuraya da tencerelerimizi koyalım. Tabağımız ortada olsun. Gelelim artık servis kısmına. Evet, en güzel kısma gelelim. Evet, şöyle geliyorum. Evet, hadi bakalım sana bırakıyorum artık sunumunu. Şöyle. Hepsi çok fazla gelebilir. Çünkü evet. Biz çok bayağı bir porsiyon yaptık. Alayım mı ben? İstersen başka kaşık vereyim daha evet, bu daha böyle bir derin kaşık olsa. Şöyle biraz derin olsun ki. Şöyle göstereyim mi? Hakikaten kaşar da sündü. Kaşarı içine koymak bu anlamda daha evet, güzel. Evet. İftara yakın yapmakta yarar var bu yemeği. Değil mi? Çok fazla evet. Kaşarı da dondurmadan. Şöyle. Beğendiğiniz zaten şeyi vazgeçilmezi. Ya et evet. Ya da kıyma ile varsa olabilir. Salça çok güzel yakıştı değil mi? Salça olabilir, domates olabilir arzu eden varsa ama çok evet. Da fazla böyle sulandırıp koymamak lazım. Beğendi zaten böyle kıvamlı soslu bir yemek. Biraz da maydanozundan serpelim. Evet. Güzel bir yeşillik katsın yemeğimize. Tamam, maydanozlu evet. Renkleri de böldükle evet. Güzel gözükmüş oldu. Tarifimiz efendim hazır. Beğendili erişteli et sote yaptık. Evet. Daha doğrusu beğendili etli erişte yaptık. Hı hı. Şimdi son tarifimiz aslında ilk tarifimizdi bizim yaz pastası. Ganajımız dolapta soğudu. Güzelce onu böyle mevsim meyveleri olan çileklerle süsleyeceğiz. Ondan sonra zaten soframızı kuracağız.
Yaz pastamız dolaptaydı. Onun sadece bir süslemesi kalmıştı. Evet, en güzel kısmı. Evet, artık donduğunu düşünüyoruz. Hemen evet. O dolaptan alayım. Şöyle alalım. Evet. Gayet de güzel gözüküyor. Yani süslerken başta yapsaydık içine çökebilirdi çilekler. Evet. O yüzden sıcağıyla. Bu şekilde daha iyi oldu. Şöyle şimdi alalım. Biraz dilimleyelim. Çok kapatmayalım değil mi? Değil mi? Sadece ortaya yapalım. Orta şu yapalım. Ganaj da biraz gözüksün. Evet. Şöyle istersen. Dilimlerimiz olsun şöyle güzel güzel. Tamam. Siz dilimleyin ben de o zaman. Tamam. Şöyle çok göbeğine tam. Şu şekilde süsleyeyim. Şu uçlardan değil de şu iri iriler al istersen. Hı-hı. Daha iyi olacaktır. Güzel gözüküyor. Yani siz bunu muzla da süsleyebilirsiniz. Bu evet. Şeftali de olabilir. Hani ne arzu ediyorsunuz? Mevsim, kivi de çok güzel olur. Hı hı. Mevsim meyvelerinde. Ya da mesela kakaolusu, hani kekini kakaolu yapıp ganajını belki beyaz çikolatalarla yapabiliriz. Evet, çilekli yapabiliriz. Pembe olabilir mesela. Çilekli pudingle yapabiliriz ganajını. Artık orada hanımlara kalmış. Evet, kendi tercihinize kalmış artık. Bu da ama klasik güzel tabii. Çilekli çikolata zaten çok yakışıyor biliyorsunuz. Evet, ben çok severim özellikle. Çilek ve çikolatayı dondurmada her şeyde. Şunu bir... En sevdiğin meyve? Çilek mi? Çileği çok severim. Vallahi. Evet, çok severim. Karpuzu da çok severim yaz meyvesinde. Karpuz aslında evet özellikle mesela yaz aylarında iftarlarda mutlaka karpuz peynir bir yerde olur evet. Yemekten sonra da yenir. Şöyle koyayım bir tane de ortaya. Bunu da ortasına koyalım. Evet. Şöyle efendim gösterelim. Tarifimiz hazır. Yaz pastası yaptık. Güzel bir kek yaptık. Aslında çok da pratik pişti. Hı-hı. Çok böyle kolay malzemelerle. Hı-hı. Çok da güzel bir ganaj yaptık. Üzerine de çileklerle süsledik. Arzu ettiğiniz her türlü meyveleri de süsleyebilirsiniz. Dilediğiniz gibi evet süsleyebilirsiniz. Evet. Şimdi bütün yemeklerimizi bir araya alacağız. Soframızı kuracağız. Bakalım bugün neler pişirmişiz. Hazır efendim hepsini soframıza kurduk. Efendim bir yaz pastası yaptık. Daha sonra bir tavuklu göbek salatamız vardı. Beğendili etli erişte yaptık. Bir de efendim çorbamız var, bezelye çorbası. Hazır efendim hepsini soframıza kurduk. Gayet de güzel. Değil mi? Şahane. Evet. Lezzetli gözüküyor hepsi. Çok lezzetli gözüküyor. Bir an önce. Bir an önce. Konsum, akşam olsun, iftar olsun. Evet. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Sizi gördüğüme de çok sevindim ayrıca. Bir neler yaptık hemen bir hatırlatalım evet, izleyicilerimize. Efendim bir yaz pastası yaptık. Altında güzel bir kek, üzerinde bir ganaj ve çikolatalarla, çileklerle süsledik.
aslında ganajın da çok kolay olduğunu göstermiş. Evet, olduk. Evet. Yani birkaç saat bu dolapta dinlendiği zaman hı-hı, kıvamını da alıyor. Evet. Çok güzel. Hani bir gün falan beklemeye gerek yok yani. 1-2 saatte de çok güzel kıvam alıyor. Bir de çok basit bir keki başka bir hale, bir evet, pastaya dönüştürmüş oluyorsunuz. O yüzden evet, bu tarif hakikaten çok kolay bir tarif. Daha sonra bir tavuklu göbek salatamız vardı. Ondan evet, yaptık. İçinde yoğurtlu mayonezli bir sos var, mısırlar var, tavuklar var. Gevreklerle süsledik. Gevrekler çok enteresan oldu. Normalde kuru tohumla süsleriz. Bu hı-hı, sefer böyle hı-hı, gevrekle süsledik, mısır gevreğiyle. O da bence değişik bir lezzet kattı. Evet. Beğendili etli erişte yaptık. Bu sefer hı-hı, beğendiğin için erişteyi koyduk. Evet. Tek tencerede farklı oldu. Evet, beğendiyle erişteyi bir arada pişirdik. Gerçekten altı bulaşık çıkartıyor bu yemek, aklınızda olsun. Güzel de böyle hafif salçalı soğanlı bir et kavurduk ki o da bence zaten beğendiğin olmazsa olmazı. Hı-hı. Ve maydanozlu süsledik. Bir de efendim çorbamız var, bezelye çorbası. Burada da taze nane bunun evet, farkı. Hani buna yaz pastası dedik ya, buna da yaz çorbası diyebiliriz. Yaz çorbası diyebiliriz, denilebilir yani. Evet. Tam bezelyenin zamanındayken evet, alıp nane ile fresh bir taze lezzet. Taze bezelyeyle yapmak evet, lazım. Öyle yani, bezelye evet, olmasın. Ama alternatif olarak hani yoksa evde kullanılabilir. Dolapta buzlukta varsa hemen. Nanesi olmaz ama onu da mutlaka söyleyeyim. Evet. İftar yediklerimiz aynı şekilde hazır efendim. Kaçırdığınız detayları, tarif listesini, malzemeleri sosyal medya hesaplarımızdan Pelin Karanlı Tarifler ulaşabilirsiniz. Yapana kuvvet, yerine afiyet olsun diyelim. Hayırlı iftarlar. Evet.